Merhaba, ben Bilal Özcan. Boğaz'ın incisi Çubuklu Hayal Kahvesi'nde yeni bir Laf Aramızda programıyla karşınızdayım. Bu haftaki konuğum bir olay, bir mesele. Nasıl denir bilmem ki. İşte Hadise. Hoş geldin sevgili Hadise. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadiseciğim, bu gördüğün sandık programın sürprizi. Evet, içinde senin yakınlarından aldığımız bir eşya var. Belki de iki eşya var. Programın ilerleyen dakikalarında onu ya da onları sana çıkarıp göstereceğim. Ben şimdi ekibe bakıyorum. Öyle mi, güzel? Evet, başarılarını konuşacağız. Yeni albümünü konuşacağız. Dinledim, çok güzel. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kutluyorum seni ve ekibini. Çok sağ olun. Ve hayranlarının da albümünü bir an önce almalarını tavsiye ediyorum. Ne güzel. Düm Tek Tek'ten öte şeyler var, evet, albümünde. Evet. Dinlemek lazım. Ama öncelikle ben yıllar öncesine gitmek istiyorum. 1972 senesinde annem ve baban, evet, Sivas'tan Belçika'ya Mol kasabasına göç ettiler. Çok doğru. İşçi ailesi olarak. Bir süre sonra annen hamile kaldı ve deden köyde bunu öğrendiği zaman babana bir mektup yazdı. Bu mektupta doğacak çocuğa Hadise adının verilmesini arzu ettiğini söyledi. Ancak mektup ulaşamadı babana ve doğacak çocuğa Hülya adını verdiler. O senin ablandı. Evet. Daha sonra sen dünyaya geldin ve senin adın Hadise oldu. Ne dersin? Bu bir kaderin bir cilvesi miydi? Yıllar sonra çünkü müziğinle Türkiye'de ve Avrupa'da Hadise yarattın. Evet. Bu bir öngörü müydü? Vallahi yani nasıl desem, annem hep şunu söyler bana. Herkes ismi nasılsa öyle olur der annem. Evet, ben annem hep şunu der, ben seni küçüklüğünden beri böyle izlerken senin o aynanın karşısına geçip o şarkıları söyleyince bana sürekli, ben fotoğraf çekmek isteyince anneciğim bana tak tak ayakkabılarımı getir yoksa poz vermem demelerin, yani senin böyle bir şey olacağının bir şeyiydi diyor, bir işaretiydi diyor. Bilmiyorum yani. Ben de çok mutluyum ismimle. Çünkü çok birkaç kişi şey, yani çok insan şey soruyor. Yani esas ismin mi yoksa sanatçı ismi mi bu? Hani sonradan mı seçtiniz? Yok, hayır diyorum. Hani dedemden gelen bir isim bu. Ya ben çok mutluyum çünkü isimle çok değişik şeyler yapabiliyoruz. Komik şeyler, özel şeyler. Evet. İnşallah bir 10-15 ya da çok büyük isimler gibi 50-60 yaşıma kadar hadiseler yaratırım. İnşallah. Bütün temennimiz o bizim de. Senin hayranlarının da tabii ki. Belçika'da babanız belediyede işçiydi. Mol, evet, kasabasında. Ne iş verilse belediyeden onu yapıyordu. Ağaç dikilmesi gerekiyor. Evet. Baban ağaç dikiyordu. Evet. Çevreyi sulamak gerekiyordu. Baban, doğru, suluyordu. Doğru. Annen bir sigara fabrikasında, evet, tütün işçisiydi. Sigara sarıyordu. Evet. 13 sene o işi yaptı. Çok iyi biliyorsunuz. Doğru. Evet. Hepsi araştırdım, doğru. Araştırdım tabii. Bir işçi ailesinin çocuğu olarak ekonomik anlamda mutlaka tabii ki bir kıtlık, bir sıkıntı yaşanmıştır. Evet. Hiç eziklik duydun mu bir işçi ailesinin kızı olarak? Mesela vitrinlerde gördüğün bir elbiseyi alamadığın, bir ayakkabıyı alamadığın oldu mu Hadise? Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Ben zaten 12-13 yaşındayken bile modaya çok düşkün olan bir çocuktum, bir kızdım. Hala da öyleyim. Ve sürekli yani modada ne varsa, arkadaşlarımda ne görüyorsam onu ben de istiyordum her çocuk gibi. Ve annemle babam yani bizi bu konuda hiç mutsuz etmediler. Şımartmadılar ama yani şükürler olsun bir istediğim ayakkabı ya da bir istediğim bir pantolonu hep aldılar. Hı, aldılar güzel. Yani. Belki de başkaları gibi öyle her sene iki kez ya da üç kez tatile gidemedik. Bu beni çok yoruyordu mesela, yani üzüyordu çocuk olarak. Çünkü dört çocuksun. Bir evde dört çocuk. Çok büyük büyük. Ondan sonra annemle babam ben 11 yaşındayken ayrıldılar. Ama yine de ikisi de ellerinden geleni yaptılar ve bence bizi çok güzel eğittiler ve hiçbir şey eksik etmediler. Bu yüzden annemle babama inanılmaz büyük bir saygım var. 11 yaşındayken annenle baban ayrıldı, evet, ve anneciğinle birlikte kaldınız. O kadıncağız 4 çocuğa bakıyordu. Evet. Çalışıyordu, okula götürüyordu sizi. Evet.
okuldan geldiğinizde yemeklerinizi yapıyordu. Evet. Yemekleri yediriyordu. Evet. Sizinle birlikte, siz ağlarken sizi teselli ediyordu. Siz gülerken de yanınızdaydı, ağlarken de yanınızdaydı. Babamın evden ayrılışını hiç unutmam diyorsun. Evet. Hadise. Evet, doğru. Babanın ayrılışı, bir çocuk olarak babasız büyümek seni çok üzdü mü? Ne gibi izler bıraktı sende? Ben de aslında daha da pozitif oldu diyebilirim. Çünkü bazı çocuklarda çok ters tepki verebiliyor. Okulda, sınıfta kalıyorlar. Çok ters şeyler yapmaya başlıyorlar. Ama ben de tam tersi oldu. Ben okulumu hiç sınıfta kalmadan bitirdim. Ama çok üzüldüm. Yani bu bir gerçek. Yani sadece ben değil, ablam, kız kardeşim, erkek kardeşim, hepimiz çok üzüldük. Yani tabii bir de Türk ailelerde böyle ayrılmalar eskiden, yani 12 sene önce bambaşkaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Yani Almanya'dan, Hollanda'dan aileler geliyordu. Teyzemler, amcalar, ya bir daha deneyin, 4 çocuğunuz var diye böyle konuşmalarla biz yani birkaç haftamızı böyle geçirdik. Ama annemle babam böyle istediler. Ve iyi ki de yapmışlar, çünkü ikisi de çok mutlular şu an. Yani biz de çok mutluyuz. Bir evde zaten huzur olmayınca hiç kimse mutlu olmuyor. Çok sık tartışıyorlardı değil mi? Böyle anları da hatırlıyorum. Annemin ve babamın yani birbirlerine çok hoş konuştuklarını falan çok iyi hatırlıyorum. Kavga ettiklerini de hatırlıyorum. Onu soracağım. Sen son 6 yılda yaptıklarında Avrupa'da ve Türkiye'de milyonlarca genç kızın idolü oldun Hadise. Gel bir misyon daha üstlen. Kadına şiddete hayır çağrısı yap ekranlardan. Çünkü çocuk yaşta babanın annene bağırdığını, çağırdığını duydun. Onların kavgasına şahit oldun. Anneciğinin 4 çocukla evin içinde ezildiğine şahit oldun. Belki de babanın annene şiddet uyguladığına şahit oldun. Yani bu konular tabii hassas konular. Çok da konuşmayı sevmiyorum bu konuları. Sonuçta ne kadar sene geçse de o iz hep kalıyor. Kalıyor yani, bu bir gerçek. Ama insan çok güçleniyor yani böyle şeylerden sonra. Yani iyi ki de diyorum ki, iyi ki de böyle şeyleri yaşamışım. Çünkü nereden geldiğimi hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum. Bu da annemden ve babamdan dolayı. İki kişiden dolayı. Onlar hep beni sürekli uyardılar. Bak, okulunu bitir. Ondan sonra bu işi yap. İstediğini yap ama diplomanı al. Herkes hep saygılı ol. Hep güler yüzlü ol. Yani onların sayesinde ben böyleyim. Yoksa ben böyle olmazım. Onlar beni böyle büyüttüler. Bu yüzden ikisini de çok seviyorum. Ailenin dışına çıkarsak, kadına şiddete hayır çağrısına katılıyor musun? Tabii ki de katılıyorum. Değil mi? Anadolu'da özellikle kadınlar çok eziliyor Hadise. Yani sen Türk kadınının dünyada çok iyi bir sembolüsün Hadise. Evet. Duruşunla, yaptığın işle, her ortamda Türkiye'yi, Türk kadınını en iyi şekilde temsil ediyorsun. Ben 23 yaşındayım. Hiç kimseye beni dinleyin diye hiç de konuşmadım bugüne kadar. Genç kızlara örnek olmak istiyor muyum? Evet. Neden? Çünkü ben de bir yani bir kırılmış aileden büyümüşüm. Okulumu okumuşum. Annemle babam izin vermiş, yurtta kalmışım. Bana güvenmişler. Yurttan okula bisikletle gitmişim her gün. Ve o dönem okuduğum ikinci senesinde ben bu işlerde daha da yoğunlaşmaya başladım. Ve bana okuldaki arkadaşlarım şey diyordu. Ya sen sanatçısın, niye bisikletle geliyorsun? Niye özel şoförün yok? Ama ben tabii her gün bisikletimle okula giderdim. Spor ayakkabılarımla, bisikletimle de geri dönerdim. Ve yurtta kaldım 3 sene. İyi ki de yapmışım bunu. Çünkü İnanılmaz büyüyorsun ve inanılmaz kendini tanıyorsun. Ve bence her genç kız, sadece kızlar değil, erkekler de bunu yaşaması lazım. Yani okula gitmen lazım, arkadaşlarına çıkıp yani sevgilin olsun, sevgilinden ayrıl, bunları öğren, sınıfta kal, tekrar hani yazın çalış, paranı kazan, ehliyetini al. Hani her şeyin bir dönemi vardır diye inanıyorum ve ben bütün bu dönemleri şükürler olsun yaşayabildim. Okulumu da yaptım, diplomamı da aldım. Ve şimdi de yani rüyamı yaşıyorum. Hep hayal ettiğim şeyi yapıyorum. Ne güzel anlatıyorsun.
aşk acısı çektim, şükürler olsun. Yokluk çektim, şükürler evet, olsun. Evet, tabii. Bisiklete bindim, okuldan eve bisiklete evet. gittim, şükürler evet. olsun evet. diyorsun değil evet. mi? Evet. Ben her gün onu albüm teşekkür metninde de yazıyorum. Her gün şükrederim. Yani aynaya bakıp hep derim yani.